Yeni haberlerim var. NASA'daki mühendislik departmanı ile iletişime geçtim. Öğrendim ki, Mars gezegeninde kullanılan bellek platformu, Curiosity'deki ile aynı olacakmış. Curiosity, iki bilgisayarla donatılmıştı. Fakat aynı anda sadece biri aktif halde bulunabiliyordu. Bu bilgisayarların özellikleri şöyleydi. 2 GB flash bellek, 256 MB rastgele erişimli bellek ve Temel sistem işlevlerini barındıran 256 kilobayt salt okunur bellek. Tüm bir programı RAM'e yerleştirebilmek istiyoruz. Ne var ki alanı diğer programlarla paylaşmak zorunda olduğumuz için RAM'in sadece %5'i bize ayrılmış. Yani en fazla %5'ini kullanabiliyoruz. Bu da toplamda yaklaşık 12,8 megabayt eder. Bu konuyu açtım çünkü zaman mekan takası kavramından bahsetmek istiyorum veya mekan zaman takası. Bilgisayar bilimlerinde bu terim çok sık kullanılır. IV42 tarafından yazılan bir programa bakıyordum. 1 milyon asaldan oluşan bir dizi kullanmış. Böylece algoritması bölerek deneme asallık testini uygularken mümkün olduğu sürece yalnızca asallara basarak ilerliyor. Şöyle de bir soru sormuş kendisi. O anda hesaplamaya çalışmak yerine belli bir sınıra kadar ihtiyacımız olan tüm asalları niçin bir dizide saklamıyoruz? Önceki videolardan birinde bunun bölerek deneme algoritması için en iyi yöntem olacağını söylemiştik. Bu algoritma çok fazla adım kullanmıyor olsa da daha adım limitine bile ulaşmadan çok fena yavaşladı ve Sonunda kilitlendi. Yani daha önce tanımladığım bu boyut için problemi hızlı bir şekilde çözmeyi başaramadı. Bu örnekte tekrar tekrar bölünebilirlik testi yapmayarak zamandan tasarruf edecek, karşılığında ise mekandan, yani dizinin yerleştiği bellekten taviz verecekti. Peki neden işe yaramadı? Şimdi öğrendiklerimizi kullanarak kaba bir hesap yapalım ve bellek sınırlarımız dahilinde bu yöntemi kullanmamızın mümkün olup olmadığına bir bakalım. Hatırlayalım. 9 katrilyonun biraz üstündeki sayılara kadar işlem yapabilmemiz gerekiyor. Bölerek deneme algoritmamız sadece sayının kareköküne kadar olan sayıları denemeli. O noktaya kadar hiç çarpan bulamadıysa, sayının asal olup olmadığını kesin bir şekilde söyleyebilmeli. Şimdi, bu sayının kare köküne ulaşana kadar kaç asal sayı geçmemiz lazım? 9 katrilyonun kare kökünün 94,9 milyon olduğunu da belirteyim. 95 milyondan küçük kaç asal sayı var? Neyse ki bu soruya yaklaşık bir cevap verebilmemizi sağlayan matematiksel bir çözüm biliyoruz. Asal sayı teoremi. O halde x'ten küçük kaç asal sayı vardır? x bölü x'in doğal logaritması kadar. X 94,9 milyondan biraz büyük bir sayı olduğunda asal sayıların sayısı yaklaşık 5,1 milyon olur. Şimdi bu asal sayıları saklayamayacağımıza göre en büyük asalın yani bu durumda yaklaşık 5,1 milyonuncu asal sayının boyutunu bilmemiz gerek ki bu sayının 94,9 milyondan küçük olacağını biliyoruz. Tabloda bu asalın gerçek değerini iki kez kontrol ettim. Limitin karekökünden küçük olan, yani saklamamız gereken en büyük asal sayı 89 milyon 78 çıktı. Peki, yalnızca bu asal sayıyı saklamak için ne kadar belleğe ihtiyacımız var? Bunu bulmak için sayıyı ikilik sisteme dönüştürelim. Çünkü bilgisayar sayıyı böyle saklayacak bellekteki küçük anahtarlar şeklinde. Bunu bilgisayar belleği videosunda öğrenmiştik. En büyük asal sayıyı bit cinsinden yazdığımızda ortaya böyle bir şey çıkıyor. Burada 24 bit var. Yani tek bir sayıyı saklamak için 3 byte gerekiyor. Şimdi diyelim ki tüm sayıları bellekte saklamak istiyoruz. En büyük sayı 24 bit gerektirdiğine göre her asal için 24'er bitlik bloklardan oluşan uzun bir liste düşünebiliriz. Listenin tamamı için kaç bit gerekir? Gereken bellek, değerlerin yani asalların sayısı çarpı değer başına düşen alana eşittir. O halde 5,1 milyon civarı değeri değer başına 24 bitle çarpıyoruz ve 124 milyon bitin biraz üstünde bir sonuç elde ediyoruz. Bunu byte'a çevirdiğimizde 14,7 milyon byte ediyor. Neredeyse 15 megabyte yani. Demek ki sınırlarımız dahilinde bu sayılardan oluşan listeyi bile bellekte saklamamız mümkün değil. Bunu söylediğimize göre artık şunu biliyoruz. Nispeten küçük bu sayının kareköküne kadar olan tüm asalları saklamak bu bellek sınırları dahilinde mümkün değil. Bu şekilde yapamıyoruz. Peki ya ödediğimiz bedel bin kat hatta on bin kat düşerse? Modern kriptografik sistemlerde 512 bit hatta daha büyük boyutlar kullanılıyor. Böylece arama ve sayma imkansız hale geliyor. Mesela biri sizden 200 basamağa kadar olan tüm asal sayıların listesini yapmanızı isterse, bunu aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Çünkü tüm bu asalları saklayabilecek sabit diskin kütlesi gözlemlenebilir evrenden daha büyüktür. Hesabı yapmayı size bırakıyorum. Ama şunu bilin ki, gözlemlenebilir evrende 10 üzeri 80 atom bulunuyor. Bu 80 haneli bir sayı. Şimdi erişimimiz olan alan veya belleğin temel bir sınırı var. Ne kadar vakit alacağını boş verin. Problemlerimizi çözerken Mekan veya zaman kullanımları arasında daima bir çekişme vardır. O halde bu asallık testi problemini küçük bir alan ve az bir zaman kullanarak hızla çözmek için ona bambaşka bir açıdan yaklaşmamız gerek.